düşen, karada kaçan, anasının koynundan kız kaçıran. Vrr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 
cesaretleri, güçleri ve çok hızlı koşmaları ile ünlü. Statüsünü cesaretine, bileğine ve silahına dayanarak kendi kazanırdı. Kariyeri için olur olmaz kavga çıkarmak Rajon'a ters düşerdi. Gereksiz yere zor kullanmak hoş karşılanmazdı. Mahalle sakinleriyle iyi geçinirlerdi. Polisle başları sürekli dertteydi. Ancak polisle ilişkileri her iki tarafın çıkarlarına uygundu. Kabadayılar semtin iç işlerini kendi usullerine göre yönetmekte serbestti. Karşılığında polislere bazı suçluların bulunması için yardım etmekle yükümlüydü. Cezaevi onlar için yeraltı hayatının kurallarını öğrendikleri bir okuldu. Ne kadar yatarlarsa o kadar itibar görürlerdi. Merhaba. Bu videoda geçmişten günümüze bu topraklarda yaşamış eski İstanbul'un en ünlü 14 kabadayısını sizlere tanıtmak için bu videoyu hazırladık. İyi seyirler. Üksüz Recep. Üksüz Recep'e üksüz lakabının verilmesine dair iki anlatım var. Birine göre, cesareti, gözü pekliği ve ataklığı sayesinde üksüz lakabını alır. Diğer bir anlatıma göre de elinde avucunda ne varsa, olanı da olmayanı da verdiğinden ve kendisi, cep delik, cepken delik misali bir hayat sürdüğünden dolayı adı üksüze çıkmıştır. Milli mücadeledeki başarısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ten takdir toplayan Üksüz Recep, yelkenlisiyle Zonguldak üzerinden kömür taşımacılığı yaparken işlerinin bozulmasıyla eşkıyalığa başladı. Kandıra civarında Müslüman halka zulmeden Rum çetelerine karşı Kuvayi Milliye saflarında yer alıp bunlara başarıyla karşı koydu. Solak Libro. Küçük yaşta ailesi ve hısımları arasında çıkan silahlı çatışma sonucu sağ kolundan yaralanıp sakat kalan Libor, Konya'dan babasıyla birlikte göç edip İstanbul'a geldi. Baba mesleği olan terziliği, sakat kolu nedeniyle yapamayınca işi serseriliğe vurmaya başladı. Sağ kolun verdiği eksikliği sol koluyla kapatmaya çalışan Libor, kısa sürede korkunç denecek hızda bıçak kullanmaya başlayıp ilk denemesini de Balat'ta bir Yahudi üzerinde yaptı. Küçük pazardan Eyüp'e kadar tam 4 yıl o bölgenin tek kabadayısı oldu. Fakat bir hayat kadınıyla olan birlikteliği, daha sonraları bu saltanatın bitmesine yol açtı. Odesalı Kosti. Yunanistan doğumlu Odesalı Kosti, tünelden Taksim'e kadar bütün mekanların haracını yiyor ve hiçbir ipucu bırakmadan kayıplara karışıyordu. Başı sıkışınca da işgal polisleri sayesinde paçayı sıyırıyordu. Odesalı'yı tanıtan görüntüsü ise, sağ kolunun iç kısmında eli kamalı bir kız resmi ve sol kolunda iki çiçek ortasında bir haç ve M harfi bulunan dövmeleri olmasıydı. M, harfi metresi Mari'nin adını simgeliyordu. Şık Manol. Tokat doğumlu Şık Manol ünlü İstanbul kabadayıları arasında adam öldürmemiş tek kişi unvanına sahip. Çıkan kavgalarda ve düellolarda da silah kullanmayan Şık Manol sadece kafasını ve yumruğunu kullanırdı. Piç Ardaş. Sivas doğumlu Piç Ardaş, İstanbul'a gelip Üsküdar'a göz koydu ve oraların sözü geçen ismi Manavcı Ali'yi öldürdükten sonra istediğini alıp Üsküdar'ın tek hakimi oldu. Söylentiye göre Piç Ardaş'ın girdiği düellolar en az bir saat sürüyormuş. Piç Ardaş'ın kendini belli eden görüntüsü ise, sağ elindeki baş ve işaret parmaklarının kesik olmasıydı. Arap Hüsnü. Arap Hüsnü, Heyula gibi iri yarı, gece insanın rüyasına girse korkutacak bir tip diye anılıp, sağ kulağının kıkırdak kısmının olmaması, sol gözündeki perde ve çenesindeki çukurla dikkat çekiyordu. Trablusgarp doğumlu, Tophane semtini inim inim inleten insan azmanın, Trablusgarp'tan ne sebeple ve nasıl geldiğini kimse bilmiyordu. Buna rağmen Tophane civarında kendisinden çok genç olan Külhan beylerini sindirmişti. İsmini duyurmaya başladığı zaman Salı pazarında iki kişiyi, Arap yapımı kaması ile öldürmüş. Fakat delil yetersizliğinden yakasını kurtarmıştı. Polis yakasına yapışmak için fırsat kollasa da Arap Hüsnü açık vermiyordu. Cumhuriyetin ilanıyla Arap Hüsnü'nün de defteri dürüldü. Hükümetin 28 Mayıs tarihli kararıyla sınır dışı edildi. İlk kadın kabadayı, Baltalı Hanım. İstanbul'un varoş semtlerinden birinde yaşayan ve bir kabadayının sevgilisi olan Hanzade isimli bu kadın belki de ilk kadın kabadayı. 12 yaşındaki oğlunun bir gün ortadan kaybolmasıyla telaşlanan kadın, oğlunu aramak için yollara düşeceği vakit kadının kabadayı olan sevgilisi tarafından vazgeçirilir. Sonraki denemesinde de yine aynı şey olur. Bunun üzerine kadın, bir gün erkek kılığına girerek sevgilisini takip etmeye başlar. O gece sevgilisinin naralar atıp haraç topladıktan sonra, bir hamamda geceyi sonlandırdığını fark eder. İçeri girdiğinde, oğlunu sevgilisinin de aralarında olduğu erkeklerin arasında uygunsuz vaziyette görür. Hamamı yakmak için bulunan odunların yanındaki baltayı kapmasıyla sevgilisi dahil 21 kişiyi öldürür.
üstü başı kanlar içinde mahallesine geri döndüğünde 17 ay boyunca semttekilere kan kusturur. Bir müddet sonra haraç ve baltayla adam öldürmek suçlarından yargılanıp kurşuna dizilerek öldürülür. Abdullah Palas. Abdullah Palas kendi hayat hikayesini kendi dilinden şöyle özetliyordu: 4 kez idam yedim, 740 yıl hapis kestiler. 48 yıl 38 ayrı cezaevinde hapis yattım. Ben Abdullah değilim, baba değil. Antep canavarı olan meşhur lakabını 15 kişinin katili olarak Konya cezaevine girdiğinde aldı. Yeni gelen mahkumların sevilmediğini ve onlara bir gözdağı verilmesi gerektiğini düşünerek kendi gibi Antepli 7 yoldaşıyla bir plan kurup, gardiyanlardan temin ettikleri bıçaklarla bir gece efelerin koğuşunu basıp onları öldürmeyecek darbelerle yaralayıp Konya'daki ilk vukuatına imza attı. Ardından Afyon cezaevine sürdü. Orada da aynı şekilde gözdağı vermek için koğuş bastılar ama bu defa bir fark vardı. Parmak hesabını biraz kaçırıp birinin ölümüne neden olmuşlardı. Bir gece zincirde tutulduktan sonra oradan da Bursa'ya sürgün edilir. 1991 yılında şartlı salıverme yasasıyla tahliye olan Abdullah Palas 9 ay sonra hayatını kaybeder. Hristo Anastasiadis. Çocukluğundan itibaren suç batağına bulaşmış olan Hrisantos, ağabeyi Koço ile birlikte tramvaylarda yolcuların para çantalarını kapıp kaçarak ve bazen de annesinin işlettiği umumhaneye gelen erkeklerin paralarını çalarak başladı. Hrisantos, yaşı ilerledikçe karmanyolacılığa yani şehir içinde ıssız yolda insanları ölümle korkutarak yapılan soygunculuk işine başlayıp, yanına dönemin ünlü haydutlarından oluşan organize bir suç çetesi oluşturdu. Dündar Kılıç. Kendisiyle özdeşleşen, hata yapmam, özür dilemem sloganıyla akıllara kazınan Dündar Kılıç, Kabadayılık müessesesine İstanbul'a göç ettikleri sırada, ters düştüğü ünlü kabadayı Avni Çakıroğlu'nu yaralayarak adım attı. Sayısız yaralama, silah taşıma ve uyuşturucu kaçakçılığından en az 38 kere hapse girdi, çıktı. Generallerle beraber tutuklandığı da oldu, aynı generallerle yasa dışı iş yaptığı da iddia edildi. Günlerce süren işkencelerden de geçti. Trabzon'da doğan, Kabadayılığı hapiste oflulardan öğrenen Kılıç, kısa sürede İstanbul'un yeraltı dünyasında önemli yer edindi. 1. İdris Özbir, Kürt İdris. İstanbul'a geldikten sonra 70'li yıllarda kumar, dolandırıcılık, bıçakla ve tabanca ile adam yaralama gibi suçlarla adını duyuran Kürt İdris, yeraltı dünyasının sözü geçen isimlerinden biriydi. Kürt İdris değişik tarihlerde suç örgütü yöneticiliği yapmak, silahla tehdit, zorla senet imzalatmak, zorla para almak, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve arazi mafyacılığı gibi suçlardan yargılandı. Yeraltı dünyasının baba isimlerinden Kürt İdris karaciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Çilli Burhan. İstanbul'da 1960'lı yıllarda mafya denilince oflular denilen Karadenizli grupları ilk olarak akla gelirdi. Hasan Cevahiroğlu yahut Oflu Hasan lakaplı kabadayı, babaların babası unvanını kazanmıştı. Gençliğinde, Galata'da Araplar ve Lazlar arasındaki çete savaşlarında Lazlara liderlik yapıp efsanevi bir isim olmuştu. Kürt Cemali. Asıl adı Cemali Coşar olan Kürt Cemali 50'li ve 60'lı yılların Ankara'sının en belalı kabadayılarında. Zamanın diğer ünlü isimlerinden kabadayı Mehmet 1953'te yakın arkadaşı Sarı Veli'yi bir alacak verecek meselesi yüzünden öldürmekten dolayı önceden tecilli cezasıyla birlikte 15 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Kumar oynatılan bölgelerin paylaşılamamasından Kürt Cemali ve kabadayı Mehmet'in takışmaları bitmeyince, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kabadayı Mehmet konuşmak ve kumar oynamak için Kürt Cemali'yi Hergele Meydanı'ndaki kulübüne davet etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde aralarında çıkan çatışma sonucu Kürt Cemali vurularak öldürüldü. Bir rivayete göre ise Kürt Cemali'yi vuran kişi Dündar Kılıç deniyor. Abdua, Arap Abdullah. Rivayetlere göre, uzun boylu, kara kuru, sırım gibi, kafası daima tıraşlı, elmacık kemikleri çıkık, bıyıkları seyrek ve sarkık, iki kulağı da sağırdı. Yaz-kış ayağında çizme, sırtında kukuletalı bir sako, belinde Trablus kuşak giyer, yeleğinde de kalın ve ağır bir altın köstek takılı durur. Daima silahlı dolaşır, yanında saldırma, tabanca ve usturpa, sağ çizmesinin kenarına sokulmuş söğüt yaprağı saplı bıçak. Bir elinde de sapı gümüş kamçı eksik olmazdı. Videomuz burada sona erdi. İzlediğiniz için teşekkür eder, kanalımıza abone olup beğeni tuşuna tıklarsanız seviniriz. İyi günler.